Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün piyasalarda toparlanma emaresi vardı, toparlanıyor gibiydik. Ancak toparlanma yeterli miydi? Bence yeterli değildi global piyasalara göre baktığımızda. Global piyasalar, sebebi global piyasalar olmasına rağmen, global piyasalar bizden daha iyi toparladı. Açıklamalar, mantıklı açıklamalar vardı. Ancak bizdeki toparlanma o kadar fazla olmadı arkadaşlar. Türk Hava Yolları güzel toparladı. 6,62 geldi. Bilanço beğenildi. Şişe'de %2,20'lik, Ereğli'de %2'lik artış. Tüpraş'ta %3'lük, Petkim'de 1,64'lük, Enerjisa'da 2,44'lük artış vardı. Migros'ta satışlar vardı arkadaşlar. Şöyle baktığımızda Borsa İstanbul'a da 10.024 ile kapattık arkadaşlar. 10.076 ile zirve yaptık. 9.902 ile de dip yaptık arkadaşlar. 10.024 ile kapattık. 92 milyar 592 milyon 910 bin 667 liralıklı bir işlem hacmi. Orta kalite bir işlem hacmi. İşlem hacmi genelde 80'in altına düştüğünde düşük hacim. 80 ile 100 milyar TL arasında normal, 100'ün üzerinde 110-120 milyar TL bir işlem hacmi olduğu zaman da iyi bir işlem hacmi diyoruz arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar, piyasaya baktığımızda işin açıkçası Boj Merkez Bankası Başkanı ne dedi? Bank of Japan'ın sabahleyin hemen açıklama geldi. Japonya'da yapılacak faiz artışı budur. Bundan daha yüksek bir faiz artışı olmayacaktır dedi. Oldukça güvercin bir açıklama yaptı arkadaşlar. Aslında bu yanan bir yangın üzerine hemen bir su dökmekti. Yani Japonya Merkez Bankası ben faizleri %0,1'in üstüne almayacağımı çok net bir şekilde aslında piyasa yapıcılara verdi. Aslında bence Japonya Merkez Bankası Başkanı'nın yapmış olduğu açıklama oldukça iyiydi arkadaşlar. Daha sonra biz gözler neye döndü? Fed'e döndü. Acaba Fed ne yapacak, ne edecek? Acil toplanacak mı filan? Fakat Fed cephesi oldukça sakin. Özellikle Chicago Bölgesel Fed Başkanı ve San Francisco Fed Başkanı Goolsbee ne dedi? Dediği şey şu, aslında dedi çok büyük bir şey yok dedi. Yani Amerika çok ciddi bir resesyon tehlikesi yok. Yani neden piyasalara bu şekilde bir tepki verdi? Bunu biz de anlamış değiliz. Çok sert bir şekilde tepki verdi. Gerekirse acil de toplanırız. Ancak acil toplanabilecek herhangi bir durum yok. Eylül'de de faiz indirecek. Bence faiz indirimi 25 bas puan mı olacak, 50 bas puan mı olacak şeklinde açıklama yaptı. İşin açıkçası ben de Fed'in piyasaların vermiş olduğu, özellikle global piyasaların cuma günü vermiş olduğu tepkinin ve pazartesi günü vermiş olduğu tepkinin aşırı olduğunu düşünüyorum. Çok aşırı bir tepki verildi. Tabii ki enflasyonla mücadele ediyorsanız ekonomide bir yavaşlayacak, yavaşlamayı öngörmeniz lazım. Ekonominin yavaşlaması lazım. Ekonomi yavaşlayacaksa da arkadaş bunun hemen anında resesyon ardından stagflasyon gelecek diye deli gibi de mal satılmaması lazım. Ben de aslında şimdi Japonya Merkez Bankası'nı bir kenara koyuyoruz ama Amerika'nın çok sert fiyatlandığını düşünüyorum. Goolsbee'ye yakın fikirlerim var. Eylül'de Fed faiz indirecektir. Beklentim benim 25 bas puandır. Birçok insanda 50 bas puan faiz indirmesi gerektiğini söylüyor yabancı yatırım bankaları da arkadaşlar. Ve Fed ne dedi arkadaşlar? Fed'in yapmış olduğu şey açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinde yavaşlama olabilir. Ve yavaşlama olduğundan dolayı ekonomide enflasyonla mücadele ettiğimizden dolayı da oynaklık, piyasalarda oynaklık artabilir dedi. Bu açıklamayı yaptı ve piyasalar toparlanıyor dedi. Yani Fed ben sakinim diyor. Yapmış olduğunuz işi, blöfünü görüyorum. Ben Eylül'de rotama bakarım. Eylül'de ben 25 bas puanımı indiririm şeklinde fonlara bir mesaj verdi. Japonya daha yapıcıydı. Fed biraz daha ben sizin planlarınızı biliyorum şeklinde bir konuşma yaptı arkadaşlar. Bir de şimdi piyasada çok fazla erken faiz indirimi konuşuluyor. İşte Eylül'de mi olur, Ekim'de mi olur, Kasım'da olur. Birçok yabancı yatırım şirketleri arkadaşlar Kasım ve Aralık'ı işaret ediyor. Ben kahinlik yapmanın bir anlamı olmadığını, yani faiz Eylül'de de iner, Ekim'de de iner, Kasım'da iner, Aralık'ta iner. Faizin inme şartı şudur arkadaşlar. Faizin inme şartı enflasyonun düşmesidir. Şu an enflasyon nedir Türkiye'de? İşte 61 küsür, %61 diyelim enflasyon. Bu %61 olan enflasyonun %50'nin altına gelmesi lazım. %50'nin altına geldiği takdirde bizler
faiz indirimini konuşuyoruz. Ben Merkez Bankası Başkanı olsam ben direkt şunu söylerim. Arkadaşlar ne zaman ki faiz, enflasyon %49, %48, %47 gibi bir rakamla, yani Powell ne diyor? %2'nin ikili rakamlara geldiğimizde ben faiz indirimi konuşurum diyorsa, ben de 50'nin altına geldiğinde faiz indirimini konuşurum. 50'nin altına Eylül'de geleceği mümkün değil. Zaten Ağustos enflasyonuyla. Belki ben Kasım'da gelirse, Kasım'dan sonra makul derecede, o da böyle 500 bips, 1000 bips falan değil, 50 bips, 100 bips makul bir şekilde kademe kademe faiz indirimi piyasayı bozmadan olması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir anda 250 bips, bir anda 500 bips piyasa bozucu işlemlere girer. Buradan benden size tavsiye arkadaşlar. Bir de arkadaşlar kriz kahini var. Rubini kriz kahiniymiş bu adam. Ne diyor Rubini? Piyasaları ben diyor bir Amerika'da bir resesyon tehlikesi görmüyorum diyor. Piyasalar aynen Fed'in dediği gibi, Rubini de onu söylemiş. Çok bir yavaşlama olacaktır ancak Fed sert iniş yapmayacaktır diyor. Yumuşak iniş yapacaktır diyor. Ben de Fed'in yumuşak iniş yapacağı tarafındayım. Ve fiyatlamaların gerçekten çok aşırı ve sert ve mübalağa olduğunu düşünüyorum. Rubini gibiyim. Hatta Eylül'de Amerika 50 değil 25 bas puan faiz indirir dedi Rubini ve yumuşak inecekti ve yapılan işlerin çok aşırı ve mübalağa olduğunu o da belirtti arkadaşlar. Bir tepki de Avrupa Merkez Bankası'ndan geldi arkadaşlar. Avrupa Merkez Bankası üyesi Rehn ne dedi piyasalara? O da aynı fikirdeydi. Ya arkadaş dedi, aşırı fiyatlıyorsunuz dedi. Ha Avrupa faizleri indiriyor, Amerika da indirecektir dedi. Ancak dedi yapılan işlemler, global piyasalardaki satışlar aşırılıkları işaret etti dedi. Çok fazlaydı dedi. Ben dedi Amerika'dan resesyon beklemiyorum dedi. Eylül'de faiz indirimine geçecektir dedi arkadaşlar. İşin açıkçası benim fikirlerim de bunlardır. Yani çok aşırı fiyatlandık. Ben zaten Amerika'yı çok yakından inceleyen bir adamdım. Ancak bu resesyon tehlikesi kalkınca yurt dışı toparlıyor, Amerika toparlıyor, Almanya toparlıyor, Japonya toparlıyor, İngiltere toparlıyor, Fransa toparlıyor. Arkadaş biz böyle toparlarken, yani o kadar düşerken en başta düşüyoruz ama çıkarken %1,5, %1,25, %1,35 çıkıyoruz. O da ayrı bir konu. Şimdi bir grafiklere bakalım, ondan sonra videomuzu tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi şurada Borsa İstanbul aslında 9850 ile arkadaşlar, 9850 ile 10100 arasında konsolide olmuş, böyle bir taban formasyonunun içindeyiz gibi. Şimdi burada 10100'ü bir türlü kıramıyoruz. 10100'ü kırdığımız zaman hedefimiz 10335'ler olacaktır arkadaşlar. Ancak şu en takip etmemiz gereken yer 10100'dür. Ha yeni pozisyon açalım mı açmayalım mı, dibi bulduk mu? İşte şimdi dibi bulduk mu diyebilmek için şu hareketli ortalamanın en azından üstünde. Yani şunu söyleyeyim. 10100'ün üstünde bir kalıcı olmamız lazım. 10100'ün üzerinde kalıcı olduğumuzu görüyorsak arkadaşlar, yani yeniden şöyle bir yükselişlerin nevalanabilmek için, şöyle bir 11200 liradaki karı alabilmek için 10100'ün üzerinde kalıp kalmıyor. 10100'ün üzerinde kaldığımız sürece problem yok arkadaşlar. Gider. Şöyle bir trende baktığımızda arkadaşlar, evet katalizör trendde soğumuş ancak trendde diyor ki arkadaş, trendde benim için 10230 önemli diyor. 10230'un üzerine geçmediğimiz sürece pozisyon. Yani kısaca arkadaşlar 10150, 10200'ler oralar çok kritik yerler. Buralarda piyasanın tutunması lazım. Çünkü yeniden böyle 9850'lere inmemesi gerekiyor yeni pozisyon açmak için. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler yatırım tavsiyesi olmayıp karşılıklı sohbet niteliğindedir. İyi akşamlar.